Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavlarında sorulan parçadaki boşluğu doldurma soruları. 2014 yılı Gıda endüstrisinde koruyucu kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar hastalık yapıcı ve bozucu mikroorganizmaların gelişimini nokta nokta ürünün nokta nokta dayanmasını nokta nokta a kolaylaştırarak her ortamda engeller b baskılayarak uzun süre sağlar c sağlayarak olumsuz koşullara hızlandırır d yavaşlatarak yıllarca tehlikeye sokar e durdurarak fazla sıcağı gerektirir. Doğru cevap B. Baskılayarak uzun süre sağlar. Geçerliliği ve güvenirliği olan zeka testlerinden nokta nokta, 130 ve daha yukarı puan alan kendi yaşıtlarından nokta nokta, seçilmiş bir kümenin %98'inden zeka yönünden üstün olan çocuklara üstün zekalı denmektedir. Burada şunu da bilmemiz gerekir, her zeki çocuk nokta nokta değildir. A. Ara sıra özenle başarılı. B. Zaman zaman bilerek girişken. C. iki seferde kura ile sanata ilgili de sürekli olarak rastgele dahi e tam olarak sınavla hiperaktif. Doğru cevap D. Sürekli olarak rastgele dahi. Yazar, öykünün sınırlarını zorlayarak eserini romana yaklaştırmış, böylece ortaya uzun bir öykü veya kısa bir roman çıkmış, kimi eleştirmenler bunu bir yenilik sahip sonuçtan memnun olabilirler. Nokta nokta, öykünün öykü, romanın da roman olarak kalmasından yanayım. A diğer eleştirmenlerin de kendi tutumunu açıkça ortaya koyması gerekir. B edebiyatta bu tür yeniliklerden memnun olmayanlar fazla sayıda. C ben öykü ve roman adına bunun doğru olmadığını düşünüyorum. D çünkü bu yaklaşım uzun öykünün de gelişmesine engel olur. E bu tür denemeleri geçmişte ben de okuyucunun önüne getirmiştim. Doğru cevap C. Ben öykü ve roman adına bunun doğru olmadığını düşünüyorum. 2015 yılı öykülerini açlık, yoksulluk, işsizlik ve engelli olmak gibi sosyal sorunlar etrafında kurgulayan yazar öyküleriyle bütün bu sorunların altında ezilen metropol insanının çaresizliğine çaresizlik katmak yerine çıkış kapısını zorlamanın önemine vurgu yapmıştır. Diğer bir ifadeyle genç sanatçı nokta nokta A bireyi günlük yaşamda kuşatan olumsuzlukların çokluğundan söz etmiştir. B kahramanlarına başarıya giden yolları sabırla aramasını öğütlemiştir. C bu metinlerde gerçeği değiştirebilmenin zorluğunu dile getirmiştir. D karakterlerine sorunlarla başa çıkma konusunda umutlu ve azimli olmayı öğretmiştir. E yeni bir arayışın peşinden koştuğunu belirtmiştir. Doğru cevap D. Karakterlerine sorunlarla başa çıkma konusunda umutlu ve azimli olmayı öğretmiştir. Teknolojinin sunduğu imkanların hayatımızı kolaylaştırdığını inkar edemeyiz. Öte yandan teknolojinin bizi her geçen gün kendisine biraz daha benzettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Makineler gibi hızlı bir yaşam sürüyoruz. Ancak bu arada nokta nokta. Örneğin birkaç dakikada onlarca e-posta okuyan bir genç, dolma kalemle yazılan bir mektuba haftalarca cevap beklemenin heyecanını nasıl bilebilir ki? A. İnsanlar teknoloji bağımlısı hali gelebiliyor. B insana özgü bazı duygular köreliyor. C teknoloji hayatımızın her alanına hakim oluyor. D insanların geçmişleriyle bağları zayıflıyor. E hayat bazı yönlerden zorlaşıyor. Doğru cevap B. İnsana özgü bazı duygular köreliyor. Da havası nokta nokta havaya göre daha az oksijen içerdiğinden nefes alıp vermek kalbin daha hızlı atmasına ve vücudun daha fazla nokta nokta neden olur. A. Alçak rakımlardaki enerji harcamasına B. deniz seviyesindeki gelişmesine, C. Kıyıdaki kilo kaybetmesine, D. Şehir merkezindeki güçlenmesine, E. Yüksek rakımlardaki kaslanmasına. Doğru cevap A alçak rakımlardaki enerji harcamasına. Aklı başında bilgisayar kullanıcılarına, hatta bu makineye ölçülü bir aşkla bağlı olanlara nokta nokta fakat bilgisayarı insanüstü bir nesne konumuna çıkarıp bütün zamanını onun başında geçirenlerin eşyanın soğuk ve derin yalnızlığına düştüklerini, hayallerini işletmek yerine çağdaş bir köleliği nokta nokta söyleyebiliriz. A sözümüz olamaz benimsediklerini B şaşırmamak gerek arzuladıklarını C kızmak anlamsız reddettiklerini D hayranlık duymayız ötelediklerini E kıymet verilir kabul ettiklerini Doğru cevap A sözümüz olamaz benimsediklerini 2016 yılı Nokta nokta bir İslam düşünürü başarı için zahmet çekmeniz gerekirse katlanın zahmet geçer kazanç kalır demektedir. İnsanlar bu geçici ve yalan dünyada neyin geçici ve kalıcı olduğuna odaklanmalı ki doğrunun yanında saf tutabilsinler. Ben de kalıcı olanı bilmeye, bulmaya ve uygulamaya çalışıyorum. Bu söz düşünce dünyamın kıblesini değiştirdi desem abartmış olmam. A. Hayatımıza anlam katmanın yanı sıra ona yön veren sözler vardır. B. Bir sözü kimin söylediğinden çok o sözler ne anlatıldığı önemlidir. C. Bir sözün nasıl özlü söze dönüştüğünü iyi anlamak gerekir. D. Sözün büyülü dünyasına yolculuktan hep kaçınmışımdır. E. Her milletin değerler sistemi ve öncelikleri birbirinden farklıdır. Doğru cevap A. Hayatımıza anlam katmanın yanı sıra ona yön veren sözler vardır nokta nokta. Her şeyden önce anlatım biçimlerinin kullanım yerleri farklıdır. Örnek olarak bir elektronik aracın nasıl çalıştığını tarif etmek için her aracın yanında bir kişi verilemez ama yazılı bir kullanma kılavuzu verilebilir. Sokakta karşılaşılan iki kişinin günaydın demek için yazılı anlatıma ihtiyacı yoktur. Bir baş sallama, bir tebessüm de söylenen söz kadar anlamlıdır. A anlatım biçimlerinde metni üreten verici, metni algılayan ise alıcı durumundadır. B anlatım biçimleri edebiyat ve dil incelemelerinin önemli bir alanını oluşturur. C yazılı anlatım sözlü anlatımdan daha ileri bir iletişim imkanı sağlar. D sözlü dilde bildirinin üretimi ile tüketimi aynı zamanda gerçekleşir. E yazılı ve sözlü anlatımın kullanımlarından doğan kolaylıkları ve zorlukları vardır. Doğru cevap E. Yazılı ve sözlü anlatımın kullanımlarından doğan kolaylıkları ve zorlukları vardır. Derimizin altındaki ter bezleri, ter ve su tabanlı yağları içeren bir madde salgılayarak derimizi önemli ve sağlıklı tutar parmaklarımızı ve avucumuzun içini kaplayan çıkıntıların üzerindeki bu salgı dokunduğumuz her yüzeye bulaşır ve bulaştığı yüzeyde parmağımızdaki çıkıntıların deseninin bir kopyasını bırakarak parmak izi sahibinin kimliğini kanıtlar. Nokta nokta. A. Şunu hatırlatmakta fayda var. 10 parmağımızdaki izlerin hepsi birbirinden farklıdır. B. Hatta parmak izleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla kişinin alışkanlıkları ve kullandığı bir takım ilaçlar tespit edilebilir. C ilk doğduğumuz andan ölüme kadar bütün parmak izlerimiz değişmeden hep aynı kalır. D yüzeysel yaralanmalarla tahriş olan deri kendi aynı parmak izini oluşturacak şekilde onarır. E tek yumurta ikizleri aynı genetik özellikleri taşımalarına rağmen parmak izleri birbirinden farklıdır. Doğru cevap B. Hatta parmak izleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla kişinin alışkanlıkları ve kullandığı bir takım ilaçlar tespit edilebilir. 2017 yılı Hegel kendinden nokta nokta filozoflardan farklı olarak toplumu organik bir yapı şeklinde tanımlar ve bu organik yapı içerisinde birbirleriyle nokta nokta içinde olmasını beklediği toplumsal organlar analiz eder. A sonraki zıtlık, B önemli düzen, C önceki uyum, D başarılı çelişki, E bağımsız ahenk. Doğru cevap C önceki uyum. Yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin tamamen nokta nokta söylenemez ancak günümüzde evrende oluşmakta olan yıldızların gözlemlenmesi ve kuramsal hesaplar bu konu hakkında daha çok fikir sahibi olmamıza nokta nokta. A. Görüldüğü neden oluyor? B. Gösterildiği destek veriyor. C. Anlaşıldığı yardımcı oluyor. D. Araştırıldığı engel oluyor. E. izlendiği yol açıyor. Doğru cevap C. Anlaşıldığı yardımcı oluyor. Ya sonuydu. Bolu'da doğa alacalı giysilerini yeni yeni giyiyordu. Tepelere tırmandık. Karşımıza yaklaşık 20 metrelik kara çamların taçlandırdığı bir orman çıktı. İçindeki daracık toprak yol, çukurlarla, kuruyup düşmüş dal parçalarıyla, çeşit çeşit çalılarla kaplanmıştı. Orman sanki geçemezsiniz diyordu bize. Bolu ormanının en sevdiğim yanı da buydu. Nokta nokta. Ah rengarenk çiçeklerle dolu yeşil bir bahçe görüntü görüntüsüne sahip olması, B uygarlığa dair bazı parçaların doğayla tam bir uyum içinde bulunması, C ağaçların, dalların ve belinize dek uzanmış çalıların dost elini hissettirmesi, D insana ve uygarlığın şiddetine direnerek kendini hala korumaya çalışması, E doğal güzelliğiyle insana kendini güvende hissettiren bir sakinlik barındırması. Doğru cevap de, insana ve uygarlığın şiddetine direnerek kendini hala korumaya çalışması. Yazarlara sık sık sorulur, niçin yazıyorsunuz? Bu soru geçenlerde bir açık oturumda da soruldu. Oturuma katılan bir yazar arkadaşım, ''Bilmem ki, ben zaten doğduğumdan bu yana yazıp duruyorum.'' diye karşılık verdi arkadaşım herhalde kendimi bildiğimden beri yazıyorum demek istedi kendimin bilincinde olduğumdan beri bense yazarın kendi bilincine varmasının içindeki yara berelerin bilincine varmak olduğunu düşünüyorum nokta nokta a zira yazmak deneyimlerin ve çekilen acıların tortularının farkına varılmasıyla gelişen bir eylemdir ve içinizde yazmaya karşı bir istek uyandı mı dünyanın bütün dertleri uykuya çekiliyor C öte yaptığı işe karşı bir sorumluluk taşıyan yazar okuyucularına umut aşılamalı. D. Öyle ki insanları iyi tanıyan yazarlar başkalarını keşfetme konusunda diğerlerine göre bir adım önden yürürler. E. ister sevinci ister hüznü her yazarın duygularını korkmadan paylaşması gerektiğine inanıyorum. Doğru cevap A. Zira yazmak, deneyimlerin ve çekilen acıların tortularının farkına varılmasıyla gelişen bir eylemdir. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.